Herkese günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri saatler 7'yi gösteriyor ve başladı değerli izleyenler. Cuma günündeyiz. 13 Eylül tarihini gösteriyor takvim yaprakları ve önemli gelişmeler var. Aktaracağız her zaman olduğu gibi hepsini sizlere. Narin cinayetiyle ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşıyoruz ve bültenimize de bugün bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz konuyla ilgili. Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı değerli izleyenler. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu davada adım adım sır perdeleri aralanıyor. Bir yandan şüphelilerin ifadeleri alınıyor, diğer yandan adli tıpta örnekler inceleniyor. 91 örnek alınmıştı, o örneklerin hepsi inceleniyor. Ortaya atılan her iddia da elbette araştırılıyor. Dün 22 şüpheli adliyede ifade vermişti. Gece saatlerinde sorgusu tamamlanan 8 kişi, 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 10 şüpheli ise serbest kalmıştı ve dakikalar önce mahkeme kararını verdi. 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Nari'nin annesi ve abisi de var. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yine gecenin bir başka sıcak gelişmesi ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda süren incelemenin ön raporu açıklandı. Rapora göre Nari'nin vücudunda herhangi birinin DNA'sına rastlanmadı. Şimdi kahvaltı haberlerine devam ediyoruz. Bu konu üzerinden elbette yeni gelişmeler var dedik. Onlardan biri de dün gece saatlerinde elimize, akşam saatlerinde elimize ulaştı elbette. Nari'nin annesinin ifadeleri ortaya çıktı. O ifadelere bakacağız sizlerle birlikte. Çok dikkat çeken ifadeler bunlar. Soru cevap şeklinde ayarladık, hazırladık, aktaracağız hepsini sizlere. Nari'nin annesine soruluyor. O gün saat 15.15'te Salim'le bir arada mıydınız? Salim kimdi? Amcadan söz ediyoruz, Salim Güran. Hayır, değildim. Salim'i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde Hacı Hüseyin'in evinin önünde olduğunu gördüm. Kendisiyle bir araya da gelmedik dedi. Anne Yüksel Güran yapmış olduğu ilk soruya vermiş olduğu cevapta değerli izleyenler. Bu soruların sorulmasının sebebi de aslında amca Salim Güran'la anne Yüksel Güran arasında bir ilişkinin olup olmadığını çözmek adına savcılığın sorduğu sorular diyebiliriz. Nari'nin sizin evinize patikayı çıkıp yukarıya geldiğinde sizinle Salim'in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdüğünüz sorusu soruluyor anneye. Ben kesinlikle Nari'ni görmedim. Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz diyor anne Yüksel Güran vermiş olduğu cevapta. Hemen bir diğer soru. Eylemi siz gerçekleştirmediyseniz kimin gerçekleştirdiğini düşünüyorsunuz diye soruluyor. Benim şüphelendiğim kimse yoktur. Kocamın da husumetlisi olup olmadığını bilmiyorum diyor anne Yüksel Güran yapmış olduğu açıklamalarda vermiş olduğu cevapta. Ama yine son günlerde konuyla ilgili baba Arif Güran ve amca Salim Güran arasında aslında uzun bir zaman öncesine dayanan bir husumetin olduğu ama aralarında bu husumetin çözüldüğü iddiası da yine gelen raporlar, bilgiler arasındaydı. Bizlere iddia niteliğinde elbette bunu da aktarmış olalım. Bir diğer soruyla devam edelim. Babası Arif Güran'ın arabasında arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri Salim Güran'ın aracında neden çıkabilir diye soruluyor anneye. Biz hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi. 14 Temmuz 2024 tarihinde Berat'ın nişan merasim günü eşim Arif Mersin ilinde olması nedeniyle Salim'in aracına Narin, Eren, Ecrin, Damla, Hediye, Miran bindiler. Yani Narin'in kuzenleri ve Narin'den söz ediliyor burada. Narin de bunun dışında hiç bu arabaya binmedi diyor anne cevabında. Bir sorumuz daha vardı, ona da bakalım hemen. Ekleyeceğiniz bir şey var mı diyor savcılık son olarak. Ve son cevabı ise şu annenin. İfademe başkaca ekleyeceğim bir şey yoktur. Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum cevabını veriyor anne Yüksel Güran. Sorguda bu sorulara cevap veriyor. Kafalar elbette karışık, bir sürü senaryo var. Bizlerin kafası karışık ve bir sürü senaryomuz var elbette ama savcılık tüm o senaryolara uygun soruları elbette yöneltiyor. Soruşturma aşamasında anne Yüksel Güran'a verilen cevaplar da bunlardı. Abinin de açıklamaları var. Onlara da bakacağız ilerleyen dakikalarda ama Diyarbakır'da bugün yeni gelişmelerin yaşandığı sıcak bir gün olacak gibi gözüküyor. Bir düne bakalım neler yaşandı. Biz ifadeyi, annenin ifadesini aktardık sizlere ama başkaca gelişmeler daha var. Onlara bakalım, sonrasında devam edin. Müzik.
Deliller toplanıyor, ifadeler alınıyor, bulgular adli tıpta inceleniyor. Narin kim tarafından, neden ve nerede öldürüldü sorularına cevap bulmak artık an meselesi. Burada elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor. Narin'in doku örnekleri adli tıpta inceleniyor. İlk somut tespite göre Narin kaybolduğu gün hayatını kaybetti. Nasıl öldüğünü aydınlatmak için çalışan uzmanlar dedektif böceklerden faydalanıyor. Narin'den alınan boyun kemiği örneğinin üzerindeki doku dedektif böcekler tarafından temizleniyor. Böylece boğulma sonucu ölüp ölmediği ortaya çıkacak. Patolojik ve biyolojik incelemenin 2 haftada tamamlanması bekleniyor. Teknolojinin tüm imkanları, bugün basına da yansıyan böceklerden tutun da hepsi adli tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri tamamlandı. Şüpheli şahıslar savcılığa sevk edildi ve şu anda savcılıkta ifade veriyorlar. Aralarında Narin'in annesi, babası, 2 abi, 4 amcası ve Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüpheli gün boyunca savcıya ifade verdi. İfadelerinin ardından 9 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorguda Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'a başka yardım eden var mıydı sorusuna yanıt arandı. Organize cinayet ihtimaliyle telefon görüşmeleri de mercek altındaydı. Öte yandan itirafçı yeni ifadesinde Salim Güran'ın kendisine Narin'in evinin bahçesinden seslendiğini öne sürdü. Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesi ortaya çıktı. İfadesine göre amcanın bu noktadan kendisine ağaç sularken seslendiğini ve aracını hazırla seninle işim var dediğini söyledi. Nevzat Bahtiyar'ın iddiasına göre Narin bu noktaya toprak yoldan çıktı ve ahırda görmemesi gereken bir şey gördü. Bu sebeple de amca tarafından öldürüldü, ardından da cenaze kendisine verildi. İtirafçı Narin'in annesiyle amcası arasında ilişki olduğunu savundu. Narin'in ayağındaki terliklerden cinayetin evinin dışında işlendiği sonucuna vardığını anlattı. Ahırın hemen yanında bir başka yapı bulunuyor. Bu yapıya baktığımızda da içerisinde köşede kazılmış bir alan bulunuyor. Bu kazılan alan inceleme için mi kazıldı, yoksa Narin kaybolduğu esnada, yani öldürüldüğü esnada gömülmek için öldüren kişiler tarafından mı kazıldı? Bu henüz bilinmiyor. Salim Güran, Narin'in kaybolduğu gün Antalya'da tatil yapan kuzeniyle 72 dakikada 5 kez görüşmüştü. Mehmet Şerif Güran, ATV Haber'e konuştu. Dedi pamuk tarlanda böceklenme, yani kurtlanma var dedi. Bir an önce ilaçlaman yapman gerekiyordu. Tamam dedim. 5 dakika bir şey biz yani toplamda konuştuk. Kim yapmışsa biz kınıyoruz. Allah'ın laneti üzerinde olsun. Biz yargıya da güveniyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Güran sülalesi yazılı açıklama yaparak ortaya atılan iddialardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. O açıklamada, aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerine tahayyül edemiyoruz. Ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçlere ve yerli uzantılarına bağlıyoruz denildi. Devlet yetkilileri dışında hiç kimseye itibar edilmemesi istendi. Şimdi serbest kalan şüphelilerden biri Narin'in babası Arif Güran'dı. Arif Güran'ın da ifadesinde açıklama var. Onu hemen aktaralım, önemli. Şimdi baba Güran'a, eşi Yüksel Güran'la abisi Salim Güran arasında yasak ilişki olduğu iddiaları elbette soruldu. Buna cevaben de kesinlikle aralarında bir şey olamaz dedi baba Arif Güran. Salim'e güvendiğimden değil, eşime güvendiğim için bunu demekteyim cevabını verdi. Hemen bunu da aktarmış olalım ve şimdi devam edelim. Enes Güran'ın açıklamalarıyla, ifadesindeki sorulara verdiği cevaplarla, o da çok önemli, Narin'in abisinden söz ediyoruz. Olayın duyulduğu ilk başlarda Enes Güran'ın kolundaki ısırık, sırtındaki bazı küçük işte tırnak izi olduğu düşünülen izler vardı, morluklar vardı. Bunlarla ilgili hep bir kafalarda soru işareti vardı ve yine olayın ilk çıktığı zamanlarda anne Yüksel Güran'ın
bazı televizyon programlarına yapmış olduğu açıklamalar vardı. Abi Enes Güran'la ilgili. Bunlar hep kafaları karıştırmıştı. Şimdi bakalım Enes Güran neler söylüyor, ona neler soruluyor ve neler söylüyor. Kolunuzdaki ısırık nasıl oluştu diye soruyor savcılıkta, soruluyor. Hatırladığım kadarıyla Nari'nin kaybolduğu üçüncü gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Ben de o an çok üzülmüştüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumun üzerine kapanarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı dedi. Hatırladığım kadarıyla cevabını aktardık. Devam ediyor cevap bu arada. Benim vücudumdaki izler yukarıda anlattığım şekilde olmuştur. Narin benim en sevdiğim kardeşimdir. Ben ona kesinlikle hiçbir kötülük yapmadım. Narin'i öldürmedim. Kesinlikle herhangi bir istismar eyleminde bulunmadım. Narin'in başına ne geldiğini, bunu kimin yaptığını da bilmiyorum cevabını verdi. Bir diğer soruyla şimdi devam edeceğiz. Salim Güran isimli şahısla babanız arasında herhangi bir husumet ya da sıkıntı var mıydı diye soruluyor Enes Güran'a, amcası ve babası arasındaki ilişkiyle ilgili. Son dönemde babamla Salim amcam arasında küslük ve husumet bildiğim kadarıyla yoktu. Ancak hatırladığım 2023 yılı Aralık ayında aralarında bir alacak verecek sorunu olmuştu. Bu soruya da cevabı bu oldu Enes'in. Bir diğer soru, Nevzat Bahtiyar isimli şahsın ifadeleri için ne söylersiniz diye soruluyor Enes Güran'a. Nevzat Bahtiyar da itirafçı olarak nitelendirdiğimiz kişi. Ben Salim Güran'ın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Ancak Salim Güran Nevzat'ı bana ifadede okuduğunuz şekilde tehdit etmişse ve para teklif etmişse Nevzat Salim'in dediğini sorgulamayacak şekilde korkak bir insandır. Kendisini ailesiyle tehdit edilse de köyde çok fazla gücü olmadığı ve dediğim gibi sönük bir karakter olduğundan korkarak yapmış olabilir. Ya da Nevzat Bahtiyar'ın kendi ailesinden biri Narin'e zarar verdiyse bunu saklamak için de yapmış olabilir diyor Enes Güran. Sorulan sorulara verdiği cevaplarda, ifadelerden aldığımız bilgiler bunlar değerli izleyenler. Hepsini aktardık sizlere. Enes Güran da aslında şüpheliler arasında, tutuklu şu anda annesiyle birlikte. İfadede verdiği cevaplar bunlardı. Bakalım bugün konularla ilgili ne gelişmeler yaşanacak? Biz aynı konu üzerinden devam edeceğiz elbette kahvaltı haberlerinde. Nari'nin o gün davetiye dağıtmak için başka bir şehirde olan abisi Baran Güran ATV haber ekiplerine konuştu. Yöneltilen iddialara yanıt verdi. Kimseyi savunmuyoruz dedi. Olayda kimin parmağı varsa cezasını çeksin ifadesini kullandı. Hani bizim sadece dediğimiz tek şey şu. Amcam da olsa, en yakınım da olsa, kimin birazcık tırnağı varsa alınsın. Cezasını çeksin. Kimseyi savunmuyoruz. O amcaymış, bu buymuş, şu şuymuş. Kimseyi savunmuyoruz. Nari'nin gözaltına alınmayan tek ağabeyi Baran Güran açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayda kimin parmağı varsa cezasını çeksin dedi. Kimseyi savunmadığının da altını çizdi. Ben kimseyi de savunmuyorum. Bu herkes için geleli, bütün ailem için. Ailem ve ailem dışındaki herkes, kim olursa olsun. Eğer benim bacımı öldürdülerse, bize bu acıyı yaşattılarsa abi onlar da çeksin. Cezasını alsın. Biz sadece bunu istiyoruz. Kimseyi de savunmuyoruz. Adalet neyse çıksın, onu istiyoruz. Senin için ailesini savunuyor dediler. Yok abi, bak sadece şunu dedim ben. Şimdi köy ortamında büyüdüğümüz için, aileyle birbirine olduğumuz için insan konduramıyor. Ama bunu her defasında diyorum. Kim olduğu hiç fark etmiyor. Bak hiç fark etmiyor. Bu zaten her şeyi açıklıyor. Eğer birazcık da işi, yani parmağı varsa tutuklansın abi. Cezasını çeksin, hiç umurumda değil. Eğer o küçücük kıza kıyıldıysa ve bilen, duyan, gören olup da söylemiyorsa, eğer devlet hepsini cezalandırsın. Biz sadece bunu istiyoruz. Bizim zaten bacımızı bizden aldılar abi. Biz sadece bunu, o yapanlar, şeyi olanlar kesinlikle rahat gezmesinler. Onlar da gitsin cezasını alsın diye istiyoruz. Öldürülen Nari'nin ağabeyi Baran Güran, tutuklanan Nevzat Bahtiyar ve onun iddiaları ile ilgili de konuştu. Peki Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerini sen de gördün. İfadeleri var. Ahırın orada Narin bir şeye şahit olmuş olabilir diyor. Bu ifadelerle ilgili sen ne söylersin? Şimdi abi, siz az çok evin etrafını gördünüz zaten değil mi? Şimdi saat 4.30'a kadar zaten 14-15 yaşındaki Muhammed Güran kardeşim evde.
Eren evde. Yengem çay içmeye gelmiş. Enes Güran tepede. Ayrıca Enes'in iki arkadaşı tepede. Yani böyle bir şey olması sence güpegündüz ortasında olması imkan... Sence şey mi? Olabilir mi? İmkansız bir şey. Biz onu diyoruz zaten. Tepenin üstünde o çocuklara da sorduk. Amcam Salim burada abi diyor biz 7.30'a kadar falan burada görmedik. Zaten seslenmiş. Görmese de sesleri gider. Nevzat'a seslendiği yerle Enes'in olduğu yer daha yakın. Enes'e ses gitmesi lazım ya da o çocuklara ses gitmesi lazım ama nedense onlara gitmiyor ama Nevzat'a gidiyor. Bunu diyorum abi sadece. Peki Nevzat Bahtiyar'la ilgili ne söylersin? Nevzat Bahtiyar peki bu cinayeti işlemiş olabilir mi? Abi şu an sadece şunu söylüyorum. Yani şimdi benim 21 yıllık komşumdur. Ben 21 yaşındayım. Ya o insan konduramıyor. Ama zaten kendisi açıklandı. Artık zaten biliyoruz odur. Bizim sadece demek istediğim şey şu. Nevzat'a yardım eden, Nevzat'la bir olan herkes alınsın. Biz sadece bunu istiyoruz. Sadece Nevzat'ı tek değil. Kimin parmağı varsa yargılansın abi. Bu amcan olsa bile mi? Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Birazca şey varsa eğer o kıza kıydırlarsa bunu da çeksinler abi. Gelsin cezasını çeksin. Biz bunu istiyoruz sadece. Kimseyi de savunmuyoruz asla. Kim olursa olsun cezasını çekecek elbette. Tüm Türkiye ayaktayken, devlet bütün birimleriyle bu işin peşindeyken çok kısa sürede her şey açığa çıkacaktır. Buna eminiz zaten. Şimdi günün manşetlerine bir bakalım. Neler söylüyor? Hem narin konusuyla ilgili hem de farklı elbette ki gelişmeler var. Onlara da bakacağız. Sabah gazetesinde 13 Eylül Cuma gününde manşet dar gelirliye ucuz tarife başlığı. Elektrik faturalarında ortak tarife dönemi bitiyor. Yeni sistemde çok tüketen çok, az tüketen az ödeyecek. Alt gelir grubundaki vatandaşlara ve emeklilere indirimli tarife uygulanacak ayrıntısı paylaşılmış. Kazancını düşük gösteren yandı diyor Dilek Güngör bugün konuyla ilgili köşesinde. Hemen sol köşeye bakalım. Zulme karşı sesinizi yükseltin dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesine video mesaj göndermişti. Orada önemli açıklamaları vardı. İsrail'in işgal politikasına karşı uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart diye konuştu. Çok daha fazlasını söyledi. İlerleyen dakikalarda haberimizde de zaten aktaracağız onu sizlere. Şimdi gelelim tabana. Anne ve ağabeye tutuklama talebi başlığını görüyoruz. Anne ve abi tutuklandı. O ayrıntıyı hemen verelim. Elbette ki gazeteler basıma girdikleri anda olan gelişmeler ve sabah saatlerinde gerçekleşen gelişmeler tutmayabiliyor. Biz elimizden geldiğince güncelleyerek sizlere aktarmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Kısaca bakalım. Nari'nin annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran kasten öldürmeye iştirakle suçlandı ve tutuklandılar. Zanlıların sorgusu 12 saat sürdü. Detayı önemli yine Sabah gazetesinde. Yavuz Donat günlerdir zaten bu konuya köşesinde yer veriyor. Yine bugün de yer verdi. Ah narin, vah narin başlığını attı. Kısaca bir bakalım. Çok daha fazlasını iç sayfalardan okuyabileceksiniz. Kızımız, canımız, ciğerimiz diye başlıyor Yavuz Donat bugünkü köşesine. Hepimizin yavrusu narin olayına milletçe gösterdiğimiz tepkiyi ah keşke ilk çocuk cinayetinde, ilk kadın cinayetinde, ilk çocuk istismarında, ilk kadına şiddette gösterebilseydik isyanıyla aslında yazısı Yavuz Donat'ın bugün başlıyor. Gelelim Hürriyet'e şimdi. Hürriyet gazetesinin manşeti Tavşantepe'nin işbirlikçileri başlığını taşıyor. Büyük puntolarla görüyoruz. Hande Fırat, narin cinayetiyle ilgili üst düzey yetkililere verilen briefingte gündeme gelen iki korkunç detayı yazdı. Soruşturmayı yanlış yönlendirmek isteyen kimi köylüler 19 gün boyunca ceset burada diye yalan ihbarlarda bulundu. Köyün çevresine terlik bırakıp narine ait dediler. Bulunsun istemediler. O bir saatte ne oldu sorusu Hande Fırat tarafından soruluyor. Bugünkü köşesinde detaylıca yer vermiş. Merak edenler için söylemiş olalım. Anne ve ağabeye cinayetten tutuklama notu yine manşetin içerisinde gördüğümüz bir alt başlık. Köylüler cinayeti biliyor muydu sorusu da önemli. Bunu da yine Hürriyet gazetesi inceliyor. Bu arada Nari'nin çok güzel bir fotoğrafı aslında manşetle öne çıkıyor Hürriyet'te. O gün çok neşeliydi notu önemli. Zaten fotoğraftan da anlıyoruz Nari'nin
neşesini. O güne ait mi tam bilmiyorum elbette ki bu fotoğraf ama onun çok mutlu olduğu bir anın fotoğrafı Hürriyet gazetesinde bugün manşette paylaşılmış. Annenin çelişkili ifadesi, ifadeleri biraz önce sizlere aktardık. Annenin ifadesini de soruları ve cevapları da elbette tüm gazetelerin köşe yazarları da bazı köşe yazarları da bu konuya dikkat çekti. Onlardan biri de Abdülkadir Selvi'ydi. İç sayfalarda bulabileceksiniz diyelim ayrıntıları ve tabana geçelim. İsrailli katile kırmızı bülten başlığını görüyoruz. Kısaca ona da bakalım, sonra Milliyet'le devam edeceğiz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Batı Şeria'da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldüren İsrailli nişancılar için kırmızı bülten talebinde bulunulacağını söyledi. Soykırım davasına eklenecek alt başlığı haberi destekliyor. Gelelim şimdi Milliyet'e. Milliyet gazetesinin manşeti, bugün ön sayfasının neredeyse tamamı Narin cinayetine ve maalesef vicdanlarımızı yıkan bir diğer habere kilitlendi. Artık böyle utancımızı, vicdanımızı çok uzak bir yerlere koyduğumuz zamanlardan geçtiğimizi gösteren bir aslında manşet Milliyet gazetesi. Büyümez öldürülen çocuklar diyor manşette. Narin soruşturmasının merkezinde artık amca, anne, abi üçgeni var. Babaysa savcılıkta serbest kaldı. Anne ve abiye cinayet suçlaması alt başlığı Narin'in fotoğrafının yanında devam ediyor. Hemen sol köşede de elbette yüzü blurlanmış 2 yaşındaki Sıla'nın fotoğrafı var. Tekirdağ Malkara'da fiziksel şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla entübe edildi değerli izleyenler. Delilleri annesi gizledi, sözde anne. 5 kişi de tutuklandı bu konuyla ilgili. Komşu çocukları suçlanıyor, alt başlık olarak yine karşımıza çıkıyor. Anne biliyormuş iddiası yine alt başlık olarak Milliyet gazetesinde gördüğümüz. Türkiye hiç tanımadığı Narin'in yasını tutarken 2 yaşındaki Sıla entübe edildi. Aslında Milliyet gazetesinin manşetinden önce söylenen cümlesiydi. Gelelim şimdi tabana. Anadolu'ya hazırlık başlığını görüyoruz. Aselsan Akademi örnek oldu. Bu başlıklar haberi destekliyor. Kısaca onlara bakalım. 4. nesil üniversite olarak adlandırılan Aselsan Akademi yeni mezunlarını verdi. 104 şirket çalışanının daha mezun olmasıyla birlikte Aselsan Akademi'yi başarıyla tamamlayanların sayısı 425'e ulaştı. Detayı paylaşılmış. Noktalamadan önce sol alt köşede insani duruştan geri adım yok sözünü görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı programına çevrim içi olarak katıldı. Bir video mesaj gönderdi. Bakalım neler söyledi. İzleyelim. Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze mesajı damga vurdu. İsrail'in işgal politikaları karşısında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Erdoğan çevrim içi etkinliğe video mesajla katıldı. Bu zirveyi dünyamızı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak görüyorum. Gazze'de kalıcı barışın sağlanması konusunda bir kez daha net konuştu Erdoğan. Türkiye olarak zulmün karşısında ve mazlumun yanında durmaya devam edecek bu insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız. Erdoğan tüm dünyada sloganlaşan "Dünya beşten büyüktür" sözlerine atıf yaptı. Zirveye katılan liderlere bir çağrısı vardı. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için İhtiyacımız olan çok taraflı sistemi dünyanın beşten büyük olduğu şiarını merkeze alarak adalet ve hakkaniyet ekseninde yeniden şekillendirmektir. Dünya liderlerini geleceğin zirvesinde bu amaçlar doğrultusunda el ele vermeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanı konuşmasını dikkat çeken bir uyarıyla noktaladı. Toplumlarımızı zehirleyen her türlü nefret söylemine,
ırkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi korumak zorundayız. Yalnızca belirli bir refah düzeyini yakalamış ülkelerin değil, kalkınma çabalarını sürdüren toplumların da hakkaniyetle temsil edildiği bir küresel yönetişim mimarisini temin etmeliyiz. Kahvaltı haberleri devam ediyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili gelişmeler oluyor elbette sabah saatlerinde de. Onları aktarıyoruz sizlere. Arkamda gördüğünüz görüntü sıcak bir görüntü değerli izleyenler. Tutuklananların ilk görüntüleri diyebiliriz bunlar için. Enes Güran ve annesi Yüksel Güran tutuklananlar arasındaydı biliyorsunuz. Bu kişiler kimler tabii isim isim görüntü olarak tanımadığım için aktaramayacağım sizlere ama sabah saatlerinde gelen sıcak görüntüler bunlar tutuklanan şüphelilerin görüntüsü, ilk görüntüleri. Sanırım anne Yüksel Güran'ın görüntüsü olabilir bu. Bilmiyorum, arkadaşlarım da beni teyit ederse sevinirim ama sadece anne, kadın olarak anne yoktu elbette şüpheliler arasında. Birçok isim vardı. İşte sanırım evet anne bu. Arkadaşlarım da söyledi. Teşekkür ediyorum. Anne Yüksel Güran'ın tutuklandığı an sabah saatlerinde gelen görüntüsü değerli izleyenler. Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinden itibaren tüm Türkiye, Diyarbakır'da kaybolmuştu Narin. Tüm Türkiye onu arıyordu ve maalesef 19 gün sonra acı haberiyle sarsıldık değerli izleyenler. Ve sonrasında hızlıca soruşturmalar başladı. Tutuklananlar, gözaltına alınanlar oldu ve sonrasında da tutuklamalar gerçekleşti. Biraz önce aktardığımız görüntülerde bu sabah saatlerinden sıcak gelen görüntüler, tutuklanan şüphelilerin ilk görüntüsünü sizlerle paylaştık. Devam edelim şimdi iç siyasette. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dilruba Kayserlioğlu'nun halkı aşağıladığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra CHP tarafından protokolde ağırlanmasına tepki göstermişti. Erdoğan, Özgür Özel'in millete özür borcu var demişti. İşte Erdoğan'ın o sözleri sonrası CHP liderinden özür açıklaması geldi. Ben Dilruba adına özür dilerim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret ettiği için tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserlioğlu adına özür diledi. Dilruba'nın söylediği sözlerden alınmış, üzülmüş, kendini kötü hissetmiş kim varsa Dilruba adına özür dilerim. Kayserlioğlu bir sokak röportajında halkı aşağıladığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra CHP tarafından protokolde ağırlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler üzerinden Özel'in millete bir özür borcu olduğunu söylemişti. İzmir'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel özür diledi. Ancak kendi adına değil. Benim dilenecek bir özrüm yok. Ben Dilruba'nın kırdığı herkesten Dilruba adına özür diliyorum. Özel, siyasette esen normalleşme havası üzerinden kendisine sık sık yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu'na da üstü kapalı mesaj verdi. Normalleşme sürecin faydası ne banadır ne partimedir. Bir faydası varsa bu ülkeyedir. Bu ülke normalleşmeyi benimsemiştir. CHP'de Halef Selef başkanlar arasındaki gerginlik sürerken gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. İBB meclisinde Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin çok tartışılan şatafatlı Paris gezisiyle ilgili AK Partililerin verdiği soru önergesi kabul edildi. Paris'ten iyi akşamlar. Daha önceki Roma gezisinde hatırlarsanız epey ciddi rakamlar harcanmıştı. Şimdi Paris gezisinde de aynı şeyi gördük. Söz konusu seyahat ve organizasyona toplamda ne kadar para harcanmıştır. Kim bu sponsorlar? Neden saklanıyor? Ben bu konuda İBB yönetiminin sadece burada değil, bundan sonraki bu tip süreçlerde de şeffaf olmaya davet ediyorum. İmamoğlu'nun Paris gezisi mercek altına alınacak. Paris'te kiralanan İstanbul evinin masraflarını karşılayan sponsorlar da sorulacak. İmamoğlu'nun vereceği yanıtlar bekleniyor. Bu ev sahipliği yapacağım. CHP'li belediyelerin borçları Türkiye'nin gündeminde. Yıllardır ödenmeyen borçlar üzerinden haciz işlemleri de başladı. Tarsus Belediyesi'nde haciz vardı. Ancak borç işçilere ve esnafaydı. Ödenmeyen yaklaşık 11 milyonluk borç nedeniyle belediye başkanının makam odası boşaltıldı. Başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haciz edilmiştir.
koltuk, masa, odadaki bütün eşyaları alındı. CHP'li Tarsus Belediyesi'nde makam odası haciz sebebiyle bomboş kaldı. CHP'li belediyelerin SGK'ya yıllardır ödemediği prim borçlarından dolayı haciz işlemi başlatıldı. Tarsus'ta haciz işlemi yapılan belediyelerden oldu. İşçilere ve esnafa yaklaşık 11 milyonluk borç sebebiyle Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haciz edildi. Makam odasının görevliler tarafından boşaltıldığı anlar böyle kaydedildi. Başkan Bey'in makam odasını doldurmuş. Daha önce de CHP'li Döşeme Altı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar ödeyemediği borçlar sebebiyle haczedilmişti. Soykırımcı İsrail ve bir numaralı destekçisi inkar etse de Ayşenur'un göz göre göre öldürüldüğüne dair kanıtlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Üstelik o anları bizzat Amerikan medyası paylaştı. İşte Washington Post'un servis ettiği cinayet kanıtı. Görünüşe göre yaşananlar bir kazaydı. Kurşun yerden sekerek kazara onu vurmuş. İki yüzlü açıklamaları havada kaldı Amerikan başkanının. Çünkü Washington Post gazetesi cinayetin kanıtını yayımladı. Gazete Ayşenur Ezgi Eygin'in çatışmanın bitip protestocuların bölgeden uzaklaşmasından 50 dakika sonra vurulduğunu ortaya çıkardı. Ayşenur bu sırada İsrail güçlerinden yaklaşık 200 metre uzaktaydı. Görgü tanıkları Eygi ve beraberindeki aktivistlerin İsrail askerlerinin saldırısından korunmak için zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye saklandığını söylemişti. Ortaya çıkan görüntülerde de aktivistlerin uzaklaştığını gören 4 İsrail askerinin onları hedef almak için zeytin bahçesinin yakınındaki çatıda konuşlandığı görülüyor. So I'm just sitting by the dumpster and supposedly a bullet just hit the dumpster. I looked up. Kafamı yukarı kaldırdım ve direkt olarak karşıdaki çatıdaki keskin nişancıyı gördüm. Ayşenur'u doğrudan öldürmek üzere hedef aldı. Took a kill shot. Washington Post'un ulaştığı görüntülerin sonunda ise çığlık atan bir kadın sesi duyuluyor. Görgü tanıklarından biri gazeteye Ayşenur'un tam da bu esnada yere düştüğünü belirtmiş. Haberdeki tüm detaylar görgü tanıklarının ifadelerini birebir doğruluyor. Cinayete dair kanıtlar gün yüzüne çıktıkça sessizliğini bozanlar da arttı. Duello sonrası gözünü Filistin yanlılarının oylarına diken Kamala Harris, Ayşenur cinayetini asla yaşanmaması gereken korkunç bir trajedi olarak tanımladı. Türkiye ise katillerin en ağır cezayı alması için devrede. Ayşenur'un hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iş hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak bir soruşturma başlatmış durumda. Soruşturma insanlığa karşı suç ve kasten öldürme suçlamalarıyla yürütülüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın Birleşmiş Milletler ve devam eden soykırım davasına dahil edilmesi için çalıştıklarını da belirtti. Devletimiz keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim. Çok mutlu oldum. Aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyorum. Ayşenur Ezgi Eygin'in dede ocağı Didim'de taziyeler kabul ediliyor baba. Mehmet Suat Eygi Amerika'dan geldi. O da komşularının taziyelerini kabul ediyor. Ayşenur'un cenazesi bugün Türkiye'ye getirilecek. Sabah önce İstanbul sonra İzmir'de olacak. Memleketten haberlere, hayatın içinden başlıklara bakacağız şimdi. İstanbul Şişli'de polis aracını park etmeye çalışan bir memur geri manevra yaparken kaldırımdaki iki yayaya çarptı. Yayalardan birinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü de ortaya çıktı. Geri manevra yaparken kontrolünü kaybetti, kaldırımda yürüyenlere çarptı. Bir anneyi hayattan kopardı. Sabah işe gitmişti o. Araba çarpmış. Polis arabası olduğunu söylendi. İstanbul Şişli'de yaşandı korkunç kaza. 42 yaşındaki iki çocuk annesi Ergül Kaya, kaldırımda yürürken önünden gelen polis arabasını fark ettiğinde çok geçti. Duvarla diyor, park ederken diyor.
arabanın arasına sıkıştırmış. Aracı park etmeye çalışan polis geri geri giderken kaldırımdaki iki kadına çarptı. Ağır yaralanan Ergül Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar geldi işte, hayata döndürememişler. Vefat etti işte. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ehliyeti olmayan ama araç kullanma sertifikası olan kadın polis açığa alındı. Şimdi ekranlarınıza gelecek kazada iki otomobil ve bir tır var. Üçünün karıştığı kazada neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Ama yaşananlar kimin haklı olduğuna dair bir tartışma başlattı. Arkadaşlarımız Tuğçe Ünsal ve Murat Erin Ankara Beypazarı'nda o kazanın yaşandığı yerdeydi. Hem görgü tanıklarıyla hem de kaza yapan sürücülerden biriyle konuştu. Ve işte kim haklı tartışmasını sonlandıracak o kazanın raporuna da sadece ATV Haber ulaştı. Şey kütledi, bir baktı yatıyor taksi. Kamyonda fren izi yok. Sollama hatası var. Hız sınırını aşıyor. Kazaya karışan siyah arabanın sürücüsüne göre hız sınırını aşan tır şoförü suçlu. Ama görüntüler sosyal medyada kim haklı tartışması başlattı. Siyah arabanın sinyal verdiyse kamyon suçlu. Bence tırcı suçlu burada. Çok hızlı geliyor. Haksız olan kişi aşağı yoldan, yani şu an benim kullandığım yoldan çıkan kişi, çünkü bakmadan çıkmış. Feci kaza Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Sola dönmek için sinyal veren otomobil arkasından gelen tırın çarpmasıyla takla attı. Sürücüsü araç içinden böyle çıktı. Ben 15 saniyede çıktım araçtan. Korktunuz mu peki? Teksiz mi vardınız? Ben kendimdim, evet. O sırada tali yoldan ana yola çıkmak için hareket eden bir başka sürücü de kazaya karıştı. Yol kenarındaki parkın koruma demirlerini parçalayan araç güçlükle durdu. Feci kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Ancak 3 aracın karıştığı kazanın görüntüleri çok konuşuldu. Kimine göre işte tam bu noktadan gelen tır şoförü suçlu. Çünkü yolda hız limiti 50 kilometre olmasına rağmen o hız limitini aşmıştı. Tır süratli geliyor. Fakat içeri dönmek isteyen aracımız sinyal gözükmüyor. Tırın geçmesini beklemek zorundaydı. Siz sinyalinizi verdiniz olsa ki. Hızlı geldiğini gördünüz mü arkada? Gördüm. Benim gördüğümde gerideydi. Beni yakaladı o hızına. Sola dönmeye çalışan sürücünün suçlu olduğunu düşünenler de var. Onlar da arkadan gelen tırın hızlı olduğunu ve sola dönüş yapacak aracın onu beklemesi gerektiği görüşünde. Bir araç daha dönüyor. Sinyalini verdi ve bekliyor. Arkasındaki araç da onu bekliyor şu anda. Doğrusunu yapıyor. Ve kazaya karışan bir otomobil daha var ki birçok kişi o sürücünün de suçlu olduğunu düşünüyor. Bu aracımız beklemek zorunda burada. Çünkü sağdan tır geliyor. Beklemek zorunda. ATV Haber işte o tartışmaya nokta koyacak belgeye ulaştı. Rapora göre kaza tır şoförünün takip mesafesini ihlal etmesi sebebiyle yaşandı. Diğer araç sürücülerinin ise bir ihlali olmadığına karar verildi. Biz çok korkuyoruz burada. Ya bir radar konsun. Daha önce arabayla gelirken dönerken ben de kaza yaptım. MOBESE konulsa buraya iyi olur. Sırada dünyadan haber turu var. Elbe Nehri üzerindeki köprü gecenin karanlığında çöktü. Son tramvay 10 dakika önce geçtiği için şans eseri faciadan dönüldü. Disiplinleriyle tanınan Almanlar bu olayla şaşkına döndü. Kaliforniya'da yangın sezonu yine korkutucu geçiyor. 100 bin dönümden fazla orman kül oldu bile. Hem de bir haftadan kısa sürede. Alevler onlarca evi de küle çevirdi. 65 bin ev risk altında. Yetkililerin yangını çıkardığından şüphelendiği bir kişi gözaltında. Springfield'da kaçak göçmenler evcil köpek ve kedileri yiyorlar. Orada yaşayanların evcil hayvanlarını. Duello'da kendini savunmak zorunda kalan Trump'ın sözleri şimdi de yapay zekanın gündeminde. Sosyal medya kullanıcıları evcil hayvanlar için Trump başlığıyla çok sayıda görsel paylaştı. Kamala Harris'in avantaj sağladığı düşünülen kapışmada Trump bir şekilde rüzgarı kendine çevirmeyi başardı. Herkes yapay zekanın ürettiği o kareleri konuştu. Kadınlar 50 metrede sırt üstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu Sümeyye Boyacı, Real Madrid'in yıldızı Bellingham'la buluştu. Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Sümeyye'yi paylaştı. Gerçek ilham kaynağı notu Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Together,
Rock müziğin efsane ismi John Bon Jovi, Nashville'de köprünün korkuluklarına çıkan bir kadın fark etti. 62 yaşındaki rock yıldızı hayatına son vermeyi düşünen kadını ikna etmeyi başardı. Kadın köprüden indi, durumu iyi. Bon Jovi haber bültenlerinde bu kez kahramanlığıyla yer aldı. Bu görüntünün kahramanı ise sadakatleriyle tanınan köpekler. Fenalaşan ve havuza düşen 82 yaşındaki sahiplerini hemen fark ettiler. Önce biraz havladılar, işe yaramadığını görünce yardım getirmeye gittiler. Dikkatini çekmeyi başardıkları bahçıvan suya girdi ve adamı kıyıya çıkarıp ambulans çağırdı. Hi. 3 gün sonra evde ilk buluşmaları yine çok duygusaldı. Baturay Salık henüz 7 yaşında ve minik bedeniyle yıllardır nadir görülen bir kas hastalığı çekiyor. Duşen musküler distrofi, kısaca DMD olan hastalık yüzünden yaşıtları gibi yürüyemiyor, koşamıyor ve günden güne eriyor. Anne ve babası perişan durumda. Çocuklarını hastalığının tedavisinin yapıldığı Dubai'ye götürmek istiyorlar ve bunun için de 2,9 milyon dolar gerekiyor. Asker bir babanın evladı Baturay. Baturay Türk milletine emanet. Lütfen duyarsız olmayın arkadaşlar. Güller güneşler dolu ellerimizde. Söyleyen gidiş, sayan gitmişler. Benden önce. Aslan. Aslan Galatasaray. Koyu Galatasaraylı, hayali ise futbol oynamak. Ancak nadir görülen hastalığı yüzünden koşmak bir yana yürümekte bile zorlanıyor. Evladınızı kaybedeceksiniz denmesi bir anneye çok zor. Baturay 7 yaşında, yıllardır DMD yani kas hastalığıyla boğuşuyor. Bu hastalık ayak bağlarındaki tendonlardan baş gösteriyor, zamanla yürümesini engelliyor. Yaşıtları gibi en başta merdiven çıkamıyor, koşup oynayamıyor. Babası Batman'da 2017'de Aybükü öğretmenin şehit olduğu hain saldırıda teröristlerle canı pahasına çatışan ekipteydi. Jandarma uzman çavuş Harun Salık oğlunun sağlığına kavuşması için destek bekliyor. Asker bir babanın evladı Baturay. Baturay Türk milletine emanet. Lütfen duyarsız olmayın arkadaşlar. Hızlı koşan ayakkabı istiyor bizden. Biz de her defasında hangi ayakkabıyı istiyorsa alıyoruz. Bir süreliğine bu ayakkabılar Baturay'ın hayatını kolaylaştırsa da bu hastalık ne yazık ki ölüme varan sonuçlar doğurabiliyor. Ben bu hastalıktan kardeş acısı gördüm ama evlat acısı görmemek için direniyorum hastalığa. Baturay'ın hiç tanışmadığı dayısı da o dönem tedavisi olmayan bu hastalığa kurban gitti. Ama şimdi Baturay için bir umut var. Aslında tedavimiz Amerika'da bulundu. Ama şu anda uluslararası hasta kabulünü yapan Dubai, 2,9 milyon dolar tedavimizin masrafı. Ailenin bütçesi ise bu rakamı karşılamaya yetmiyor. Bu yüzden biricik evlatları için 2 ay önce kampanya başlattılar. %6 olabildik. Yani %94'lük kısım zor ama imkansız değil. Bizim sesimizi duysunlar artık. Duysunlar. Küçük Baturay hayranı olduğu Galatasaray camiasından da destek bekliyor. Yaşamak istiyorum. Kerem abi bana yardım eder misin? Kahvaltı haberlerinde şimdi kısa bir araya gideceğiz. İkinci bölümde yeni başlıklarla buluşacağız. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. Kahvaltı haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor değerli izleyenler. Geride bıraktığımız saat başında son dakika gelişmesiyle duyurmuştuk. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili suçturmada aralarında anne ve abisinin de bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok daha fazla gelişme var. Hemen kameralarımızı Diyarbakır'a çevirelim. Yüksel Akalan, bizi bekleyen isim. Yüksel, lütfen ayrıntıları aktar bize bu sabah saatlerindeki gelişmelerle birlikte.
Evet, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan minik narini kim ya da kimler nasıl katletti, bu konunun aydınlığa kavuşması için geniş çaplı soruşturma devam ediyordu. Dün akşam saatlerinde ise önemli bir gelişme yaşandı ve aralarında anne, abi, amca, iki kuzen ve yine yengesinin bulunduğu 9 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tabi sabah saatlerinde ise anne ve abinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Böylelikle narin soruşturmasında tutuklu sayısı da 10'a ulaşmış oldu. Tabi tutuklular arasında anne ve abinin olması da oldukça dikkat çekiciydi. Zaten dün akşam saatlerinde mahkemede vermiş olduğu ifadesi, savcılıkta vermiş olduğu ifadesi de aslında annenin birçok konuda çeliştiğini de ortaya çıkarmıştı. Savcılıkta anneye Narin'i en son ne zaman gördüğünü, üzerinde hangi kıyafetler olduğu sorulmuştu. Yine annesi siyah tişört ve siyah şort bulunduğunu söylemişti. Kırmızı terliklerle evden ayrıldığını söylemişti. Ancak hangi terlikleri giydiğini bilmediğini ifade etmişti. Bu tekrar anneye soruldu. Anne de evde iki terliği bulunuyordu. Pembe terliklerin evde olduğunu görünce kırmızı terliklerini giydiğini düşündüm dedi. Ardından yine dün itibariyle günlerdir de ekranlara getiriyoruz aslında. Narin'in evi ile yine itirafçı Nevzat Bey'in evinin arasında kısa bir mesafe vardı. Salim, amca Salim Güran'ın bu noktadan itirafçı Nevzat Bey'e senin işimiz var diye bağırarak yanına çağırdığını ifade etmişti. Anneye bu da soruldu. Evdeyken bu bağırmayı, bu seslenmeyi duydunuz mu diye. Anne buna da şu şekilde cevap verdi. Camlar kapalıydı, klima çalıştığı için ben böyle bir ses duymadım. Aynı zamanda yine günlerdir iddia edilen anne ve amca arasındaki bir gönül ilişkisi olup olmadığı da yine anneye soruldu. Anne bu konuya da benim mutlu bir evliliğim var. Herhangi bir şekilde benim o kişiyle herhangi bir ilişkim olamaz cevabını verdi. Aynı zamanda yine Narin kaybolduktan sonra arama kurtarma çalışmaları başlamadan önce ailede annenin babaya haber vermediği de yine sorulmuştu. Çünkü arama çalışmaları başladığı zaman aile tarafından Narin'in kaybolduktan sonra çok geç saatlerde anne babaya haber vermişti. Bu da soruldu. Neden kızının kaybolduğunu babasına haber vermediniz diye. Anne eşinin şehir dışında olduğunu, eğer haber verirse telaşlı bir şekilde geleceğini ve kaza yapacağını düşünerek babaya söylemediğini, hatta babanın köyden birinden Narin'in kaybolduğunu öğrendikten sonra kendisini arayarak kızdığını sordu. Tabii birçok konu, birçok değerlendirme yapıldı ve sabah saatlerinde ise geçtiğimiz dakikalarda aralarında anne, abi, amca, iki kuzen ve yengenin de bulunduğu toplamda 8 kişi tutuklandı. Tabii önemli gelişmelerden birisi de yine amca Salim Güran'ın işçileriydi. Amca Salim Güran'ın işçilerinden birisi tutuklandı ve 15 yaşındaki Ramazan Atasoy da serbest bırakıldığını söyleyelim. Şu an itibariyle tabii 4 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtelim. Aynı zamanda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da önemli bulgular elde edildi ve bu bulgularla ilgili de teknik çalışma devam ediyor. Aynı zamanda yine gözaltına alınan ya da tutuklanan kişilerin de telefonlarındaki incelemelerin de devam ettiğini belirterek sözü Diyarbakır'dan, Adalet Sarayı'ndan sizlere bırakalım. Yüksel, çok teşekkür ediyoruz. Hem sana hem de kameraman arkadaşımıza kolaylıklar diliyoruz. Yeni gelişmeler olursa da yayın süremiz içerisinde yine Yüksel'le irtibat kurarız. Mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı. Değerli izleyenler, Narin Güran cinayeti soruşturmasında bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Narin'in annesi ve abisinin olduğunu biliyoruz. Kasten öldürme suçuna iştirakle suçlanıyor annesi ve abisi. Elbette hepimiz merak ediyoruz, sorguda neler söylediler anne, abi ve aile üyeleri. Maalesef ki bütün tutuklular aileden, bir kişi hariç bütün tutuklular aileden şu anki son durumda. Annenin ifadesine kısaca değindi Yüksel, bize aktardı. Bakalım daha ne gibi gelişmeler olacak bu konuyla ilgili, biz aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Geleceğin Zirvesi etkinliğine video mesajla katıldı dün. Zirveye Erdoğan'ın Gazze mesajları damga vurdu. Zulmün karşısındaki insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız dedi. Güvenli bir gelecek için önce barışa ihtiyacımız var vurgusu yaptı. İzleyelim. Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyacımız var.
Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze mesajı damga vurdu. İsrail'in işgal politikaları karşısında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Erdoğan çevrim içi etkinliğe video mesajla katıldı. Bu zirveyi dünyamızı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak görüyorum. Gazze'de kalıcı barışın sağlanması konusunda bir kez daha net konuştu Erdoğan. Türkiye olarak zulmün karşısında ve mazlumun yanında durmaya devam edecek, bu insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız. Erdoğan tüm dünyada sloganlaşan "Dünya beşten büyüktür" sözlerine atıf yaptı. Zirveye katılan liderlere bir çağrısı vardı. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan çok taraflı sistemi dünyanın beşten büyük olduğu şiarını merkeze alarak adalet ve hakkaniyet ekseninde yeniden şekillendirmektir. Dünya liderlerini geleceğin zirvesinde bu amaçlar doğrultusunda el ele vermeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanı konuşmasını dikkat çeken bir uyarıyla noktaladı. Toplumlarımızı zehirleyen her türlü nefret söylemine, ırkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi korumak zorundayız. Yalnızca belirli bir refah düzeyini yakalamış ülkelerin değil, kalkınma çabalarını sürdüren toplumların da hakkaniyetle temsil edildiği bir küresel yönetişim mimarisini temin etmeliyiz. Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup genç belediyeye ait kapalı otobüs durağının duvarlarına tekme ve yumrukla zarar verdi. O anlar durağın güvenlik kameralarına da yansıdı. Çan Belediyesi de gençlere unutamayacakları bir ders verdi. Çan Belediyesi boks kursları başladı. Tam gaz devam ediyor. Sadece boks kursu değiliz. İşte genç erkekler serbest güreşlerindeki antrenmanlarımızdan kesitler. Gençlerin otobüs durağına verdiği zararı güvenlik kameraları tespit etti. Belediye de o anları sosyal medya hesabından böyle paylaştı. Akıllı çocuğum, ah, eline boks eldiveni giysene, çok acımış olmalı. Hafta içi mavi masaya uğrarsan sana güzel bir boks eldiveni hediye edelim. Burası Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kapalı otobüs durağı. Ne güzel oturuyorduk işte. Terliğin de güzelmiş. Tabii duraktaki izler sadece tekme ve yumruktan ibaret değil. Gelelim güzel sanatlar boyama karalama işlerine. Bize kazandırılan bu üstün ödüllü şaheserlerden dolayı takdir ediyoruz. Durağa zarar verilen görüntülerin paylaşıldığı videoda bir de hatırlatma var. Belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Bilgilerinize sunarız. 80'li yılların en büyük kamu spotlarından biriydi. Bir alışveriş, bir fiş. Aradan yıllar geçti. Fiş almak da, vergi iadesi yazmak da neredeyse tarihe karıştı. Ama son dönemde yaşanan bazı olaylar yüzünden maliye yeniden harekete geçti. Hali hazırda fiş vermeyen esnaflara ceza kesiliyordu. Şimdi artık fiş almayan müşterilere de ceza kesilecek. Almıyorlar mı fişlerini? Almıyorlar. Fişimi almadım. Burada amaç artık bütün alışverişin, bütün para akışının kayıt altına alınması. Sadece fiş vermeyen esnaf değil, fişini almayan müşteri de maliyenin radarında. Alışveriş sonrası fişini almayana artık para cezası var. Fiş vermeyeyim kaç lira olur diye bir şey var bizde biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ortadan kalkacak. Maliye sıkı denetimde eski uygulamayla birlikte fiş vermeyen esnafa ceza kesilirdi. Ancak artık bu kez fişini almayan müşteriye de ceza kesilecek. Üstelik ceza tutarı 5000 lira. Artık fiş almayana da ceza var. Vallahi biz kesiyoruz. Çoğu da burada bırakıyor. Hemen gösterelim. Almıyorlar mı fişlerini? Almıyorlar. Genelde cüzdanıma koyarım ama paralarımın yanına, ama herhalde attım. Ben alıyorum her zaman için. Bırakmam fişimi. Bu yürürlüğe girdikten sonra bu tebliğ, fiş istediniz vermediler. 5 gün içinde vergi dairesine ben bu ürünü fişsiz aldım, fiş vermediler diye şikayet ederseniz 5000 liralık cezadan kurtulacaksınız.
fiş almayana ceza uygulamasında ekipler de sahada olacak. Öyle ki alışveriş yapılan o dükkanları ziyaret edecek bir müşteri gibi. O kişinin, vatandaşın alışverişin ardından fiş alıp almadığını kontrol edecek. İşte o kontroller sırasında fiş almadığı tespit edilen kişiye ceza kesilecek. Çok iyi bir şey çünkü aldığımızı kanıtlayamıyoruz. Geri getirdiğimizde geri iade alınmıyor. Yok, ben hep fişimi alıyorum. Fişte 29.90 yazıyordu. Ben buradan baktım. Burada da 29.90 yazıyor. Fiş kesmeyen esnafa da katmerli ceza var. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncüde 30, dördüncü tespitte 40 bin ve altıncı tespitten sonra da 100 bin lira ceza kesilecek. Hem kayıt altına alınmış olur alışveriş, hem de fişimizi almış oluruz. Bundan sonra artık herkes fişini, faturasını isteyecek. Okul kantinlerinde en çok satılan yiyecek kuşkusuz kaşarlı tost. Öğrencilerin vazgeçilmez yemeklerinden biri bugünlerde fiyatıyla gündemde. Devlet okullarındaki kantinlerde 30-35 lira olan tost sıra özel okullara gelince 100 liraya satılıyor. Üstelik bu durum kantinciler odasının belirlediği fiyat listesinin de çok üstünde. İşte bu durum hem velilerin hem de öğrencilerin tepkisini çekiyor. Yani baktığınız zaman iki dilim ekmek, arasında tabii ki incecik bir kaşar, 100 liralık hiçbir şey yok yani. Çok pahalı, gerçekten gerektiğinden pahalı. Özel öğretim kurumları maalesef kar amacı güden bir ticarethaneye dönüşmüş durumda. Okul ücreti, servis, kitaplar derken özel okulların fahiş fiyat tarifesine bu kez kantinler eklendi. Tost var, tost var. Devlet okulundaki başka, özel okuldaki başka. Aslında bakarsanız malzemeler aynı. Ama devlet okulunda 30-35 TL bandındayken aynı tost özel okulda 100 lirayı buluyor. Ben kantine girmek istiyorum. Yine bunun aynısı var. 100 lira, ben artık kantine giremiyorum. Bir tostun 30-35 liraya satılması makul iken 100-120 civarı bir rakama satılması haksız olarak yapılan bir fahiş fiyat artışı olarak değerlendirilmekte. Çok fazla, gerçekten çok fazla. Her gün aldığımı düşünüyordu. 40 verdi, geçen sene 25'e satıyordu. Mesela şu anda 50 oldu. Yine 35'e satan var, 40'a satan var. Devlet okullarındaki kantin tarifesi her sene kantinciler odası tarafından belirleniyor. Tarifeler tavan fiyat olarak uygulanıyor. Bize ihbar geldiği zaman aynı dakika müdahale ediyoruz. 1, 2, 3 tane ceza keser, dördüncü de meslekten men etme yetkimiz de var. Kimse bu fiyatına çıkamaz. Ama kantinciler odası özel okullara müdahale edemiyor. Bu durumda veliler özel okulun insafına kalıyor. Bu tosta 100 lira verir miydi? Yok, vermezdim. Niye vereyim? Evden bakkaldan sandviç alırım, 35 liraya daha iyi. Özel okula bize ait değil. Bizim esnafımız değil. Özel okula şirketti. Şirketi denetleyen de ticaret odalarıdır. Bunlar serbest piyasal hareket öyle. Serbest piyasada fiyat tarifesi çıkarmazlar. 100 vermek yani... Değmez yani, ben beğenmezdim. Özel okul velilerinin tek çıkış yoluysa şikayet. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bunu şikayet kaydı oluşturabilirler. Fahiş fiyat artışı yapan bir kantin durumu olması durumunda bunlara idari para cezaları uygulanacak. Dükkanımın önüne park etme. Esnafla araç sahipleri arasında yaşanan tartışmalarda en çok duyulan cümlelerden biri bu. Birçok esnaf kendilerine hak görerek mağazalarının önüne ya kendileri araçlarını bırakıyor ya da duba ve benzeri eşyalarla kapatıyor. Antalya'da ise iş biraz zorbalığa uzandı. Esnaf dükkanın önüne park eden araca bilerek vurdu. Peki bu tartışmada kim haklı? Hukuk ne diyor? Sizin için araştırdık. Dükkanımızın önüne arabayı park etmedik. Adam resmen bize sopa çıkartıyor. Senin mi? Devletin malı. Karışamazsın kardeşim. Ben bu sandalyeleri koyuyorum buraya. Şimdi şunu, şöyle itirazlar var. Sizin bu sandalyeyi koyma hakkınız var mı efendim? Benim bu sandalyeyi koyma hakkım yok. Antalya'da bir esnaf dükkanının önüne park eden araca sinirlendi, zorbalık yaptı. Kendince intikam aldı. Abi yapma ya. Haydadın, ne yanlış oldu? Esnaf istediği gibi kullanıyor. Otopark gibi kullanıyor. Kendi malı gibi kullanıyor. Mal geliyor, müşteri geliyor. Şimdi bir de büyük minibüsleri çekiyorlar, akşama kadar kaldırmıyorlar. Abi yapma ya. Haydadın, ne yanlış oldu? Bütün masrafını öderim abi, hiç sorun yok. Hatta ben de. Kaçık abi ya. Özür diliyorum ya, ben şuraya gidecektim. Yemin ediyorum çok özür diliyorum.
Bütün hata ben. Terbiyesizlik o. Başka bir şey değil az. Dükkanın önüne çektim. Parasını ver. Beni bu kadar zarara soktun diye para isteyenler var. Akıl almaz olay işte tam da bu noktada yaşandı. Öfkenin ne kadar yükseldiğini anlatan başka görüntüler de var. İşte hemen olay yerinde ön camı patlamış bir araç var. Kameramızı kaydırdığımızda telefon panosu da kutusu da yerle bir olmuş. Yetmemiş, yerde de çok sayıda fren izi var. İşte bu olay aslında hep var olan tartışmayı yeniden alevlendirdi. Esnafların dükkanlarının önünü otopark gibi kullanma hakları yok. Yasa böyle söylese de işin pratiği bambaşka. İşte duba konulmuş ve dubalar konulmuş. Sebep ne? Dükkan önü kapatılmasın. Buraya büyük araçlar geliyor. Dükkanın önünü kapatıyorlar. Yolun kenarında bir esnafın hemen önündeyim. Çok sayıda sandalye var. İşte görüyorsunuz burada sandalye, arkada sandalye. Esnaf burayı sandalyeyle kapatmış. Araçların park etmesini istemiyor. Bence kapatma hakkı yok. Neden dersiniz kapatma hakkı yok? Çünkü devletimizin yeri. Dükkan önlerine uzun saatler araç bırakan araç sahipleri de var. Bazı suçsuz esnaf da onlar yüzünden mağdur olabiliyor. Burası da başka bir nokta. Bu araçlar olduğu için esnaf araçları dükkanın önüne park edemiyor. İki sıra halinde park etmek zorunda kaldılar. Dükkanın önünü kapatıyorsun, onun iş yapmasını engelliyorsun. Esnaf işgaliye ücretini ödeyerek mağazanın önünü aracına tahsis ettirebiliyor. Ama bunu yapan neredeyse yok. Karşılığında kabahatler kanununda bulunan ceza ise yetersiz. Hakkari'li Aydın Budak, serebral palsi hastası olan oğlunu mutlu etmek için yola çıktı. Ahmet'e üzerinde ayakta duracağı bir platform yaptı. Sonra da oğlunu sokak sokak gezdirmeye başladı. Şimdi Ahmet'ten mutlusu yok. Beyefendi evde olsa şimdi çıkarın diye beni bağırıyor ki. Bugün bunda maşallah epey bir... Oğlunu kendi tasarımı olan platforma yerleştiriyor, sokak sokak gezdiriyor. Ahmet mutlu, babası gururlu. Fedakarlık değil, ben görevimi yapıyorum. Hakkari Yüksekovalı Budak ailesinin 12 yaşındaki oğlu Ahmet, doğuştan serebral palsi hastası. Tedavisi için günde bir saat ayaklarının üzerinde durması gerekiyordu ama bu çok zordu. Ayakkabılarını giydirip durdurduğumuz zaman da ağrıları oluyor, ağlıyor. Böyle yapıp gezdirdiğimiz zaman da hiçbir sıkıntı olmadı. Demir doğrama işi yapan babası düşündü taşındı ve Ahmet için özel bir platform tasarladı. Oğlunu bu düzenekle gezdirmeye başladı. Hem ayakta tedavisini görüyor ayakta durma sayfasında. Hem de en azından günlük gezisini yaptı bugün. Aylin Budak bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Özel tasarımıyla oğlu bir yandan tedavi görürken diğer yandan da moral depoluyor. Sırada yine duygusal bir haber var ama bu duygusallığın sebebi dram değil, mutluluk. Yaşanılan bir kaza ya da doğum anında gelişen komplikasyonlar yüzünden duyma bozuklukları yaşanabiliyor. Bunun sebebi omurilikteki sıkışma ve baskılar. Fizyoterapistlerin uyguladığı atlas terapi sayesinde işte bu travma atlatılıyor ve işitme kaybı ortadan kayboluyor. İşitme cihazı olmadan tekrar duyabilmenin sevincini yaşayan çocuklar ve onların sağlığına kavuştuğunu gören anne babalar da mutluluk gözyaşı döküyor. Akıttığı her damla mutluluktan. Çünkü 9 yıl boyunca doktor gezdi ama bir türlü duyamadı. Kurtuldum şu anda. 13 yaşındaki Melda atlas terapiyle tanıştı, hayatı değişti. Duyuyorum artık. Açılmış burası. Gerilim yok yani, çok iyi. Atlas terapi yurt dışında araştırmalara konu olan bir manuel terapi yöntemi ve özellikle işitme kaybında çok etkili. Yaşanılan işitme kayıpları her zaman kulakla ilgili olmayabilir. Bazen de omurilikte yaşanan bir sıkıntı da işitme kaybına neden olabilir. İşte fizyoterapistler artık bununla da ilgili büyük bir çözüm üretiyor ve kulaktaki işitme kaybını yok ediyor.
servikal dediğimiz ense kökü problemleriyle ilgileniyorum daha çok. Ağrılarla ilgilenirken işitme kaybıyla ilgili de sonuçlar almaya başladık. Türkiye'de henüz çok yeni olan bu yöntem bazen doğuştan bazense sonradan kaybedilen işitme duyusunu geri getiriyor. Aynı şekilde konuşuyorsunuz. Evet, aynı şekilde konuşuyoruz. Duyuyor musun bizi? Atlas omurunun açısının düzeltilmesi ve oradaki gerilimin azaltılmasıyla hem sinir iletimi normalleşiyor hem dolaşım normalleşiyor ve beraberinde işitme fonksiyonu tekrardan geri geliyor. Birazdan eve gideceğiz dedim. Duydun mu oğlum? Atlas terapiyle işitme kaybının düzeltilmesi için birinci öncelik kulak testleri. Profesör Doktor İsmail Koçak hocamız var, kulak burun boğaz profesörü. O genel değerlendirmelerini yapıyor. Eğer kulak iç yapılarında herhangi bir problem görmediyse bize yönlendiriyor. Daha sonrasında operatör doktor Ahmet Hakan Kara hocamız var, ortopedist kendisi. O MR'ları ve görüntüleri inceliyor. Sonrasında ise yıllarca kulağında problem olmayan ancak bir türlü duyamayan hastalar sesin büyüsüyle yeniden tanışıyor. Duyuyorum, biliyor musun şu anda senin sol kulağında? Vallahi düzeltelim artık. Kulaklığı çıkarabilir miyiz? O zaman duymuyor. Ne oldu öyle? Şimdi senin kulaklıklarını çıkarttık ya, nasıl duyuyorsun bizi? İyi mi kötü mü? İyi. O kadar çok olay yaşıyoruz ki hani ben bir yandan da çok mutlu oluyorum o sevinç gözyaşlarına. Biz de ortak oluyoruz. Türkiye'de bu uygulamayı yapabilen fizyoterapist ise sınırlı. Tabii bu herkesin hani yapabileceği, özellikle fizyoterapist olmayan insanların yapabileceği bir şey değil. İstanbul Bağcılar'da yaşayan kelle ailesinin çocukları gibi baktıkları köpekleri Daisy 3 gün önce kayboldu. Köpek kendi mi kaçtı, kaçırıldı mı bilinmiyor. Aile yaşadıkları bölgede sokak sokak Daisy'yi arıyor. Üstelik bulana da $1000 ödül vaadi var. Ödül büyük olunca asılsız ihbarların da ardı arkası kesilmiyor. Çocuğumuz Daisy oldu. O zamandan beri biz de çocuklarımla ailemizin içinde yaşıyorlardı. Evlerinin maskotu çocuklarının en yakın dostu. Haber versinler bize, bir an önce kavuşmak istiyoruz. Ödülümüz de var, $1000. Ellerinde telefon, bir haber bekliyorlar. Canları gibi sevdikleri Daisy kaçtı mı yoksa kaçırıldı mı? Daisy hiç kimseye gitmez. Yabancı hiç kimseye gitmez. Hiç dışarıda yemek aramayı da bilmez. Çok korkuyoruz başına bir şey geldi diye. Kendi çocuklarından ayırmadıkları Daisy'nin kayboluşu için biçilen ödül yüksekti. Biz ilk anda 5000 lira diye çıktık öyle. Sonra dedik ki çok az bu. Hani $1000 yapalım. Yüksek fiyatı gören fırsatçıların asılsız ihbarları ise aileyi defalarca hayal kırıklığına uğrattı. Dün mesela birisi aradı bizi. Eşim gitti adrese, sonra cevap vermediler telefona. İşte gördük ama nerede bilmiyoruz dediler. Çok istiyoruz bir an önce ona kavuşmayı. Balıkesir Göne'nin meşhur iğne oyası bu kez moda defilelerinde kendini gösterdi. 6 Eylül'de İstanbul'da yapılan defileyle unutulmak üzere olan bir el sanatını yeniden gün yüzüne çıkardılar. Üstelik sadece Türkiye içinde değil, dünya modasına yön verecek adımlar da atıldı defilede. Köklerimiz ne kadar güçlü olursa yapraklarımız o kadar güzel yeşerir. Gönen iğne oyasını moda sektörüyle buluşturmak. Asıl hedefimiz bu. Gönenli emekçi kadınlar İstanbul'a defile yapmaya geldi. Moda dünyasını kendilerine hayran bıraktılar. 2017 yılında 7 tane kadının kurmuş olduğu bir dernekten bu yola çıkıldı. Standta gördüğünüz emek gerçekten paha biçilemez. Bazen günler sürebiliyor, bazen saatler sürebiliyor. Gerçekten ciddi bir teferruat. 6 Eylül'de yaptıkları moda defilesiyle Gönen'e özgü iğne oyasını Türkiye'ye tanıttılar. Komple iğne oyasından yapılmış, mesela el buketi getirdik buraya. Kızların yakalarındaki aksesuarlar, işlemelerin tamamı iğne oyasından yapılmıştı. Ve bunu hepsini Gönenli kadınlar yaptılar. Boya ustası kadınların yaptıklarının
pazara sunulması birincisi. İkincisi bir farkındalık yaratılması ki çok unutulmuş artık kıyıda köşede bırakılmış bir el sanatının bile tekrar canlandırılarak moda dünyasında neler yapabildiğini gösterme açısından önemli bir örnek. Sadece Türkiye'ye tanıtmakla da kalmadılar. Dünyadan akın akın beğeniler de geldi. Yurt dışından teklifler gelmeye başladı ve bunu Fransa, Belçika ve Almanya'da geliştireceğiz. Bu defileyle verilen toplumsal mesajsa belli. Biraz kadının emeğinin, göz nurunun detaylarını sergiledik aslında. Bu haberle birlikte kahvaltı haberlerini noktalıyoruz değerli izleyenler. Birazdan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu merak ettiğiniz sorulara yanıt verecek. 2 günlük bir mola pazartesi günü. Saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden burada sizleri bekliyor olacağız. Mutlu hafta sonu. Hoşçakalın.